Merhabalar, Black Widow'un spoilerli incelemesine hoş geldiniz. Öncelikle 1000 aboneye ulaştığımız için çok mutluyum. 1000 çok fazla bir sayı gibi durmayabilir ama bu benim için koskocaman bir sayı. Hatta ben bu videoyu yaparken tam tamına 1050 kişiye ulaştık. Her biriniz benim için çok değerlisiniz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda neredeyse 2 yıldır sabırsızlıkla vizyona girmesini beklediğimiz, çizgi romanlarda ayrı, sinematik evrende çok ayrı sevdiğimiz Natasha Romanoff'un solo filmi, Black Widow'daki küçük detaylardan, tüm göndermelerden ve bu gizemli After Kredi sahnesinde neler olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Daha önceki videolarımda Natasha'nın çizgi romanlardaki geçmiş hakkında uzun uzun konuşmuştuk. Filmde ise genellikle çizgi romanlara bağlı kalmayıp neredeyse bambaşka bir orijin hikayeyle karşımıza çıktılar. Örneğin çizgi romanlarda doğum tarihi 1928 yılı ve civarı olarak belirtilirken bu tarih Kaptan Amerika Kış Askeri filminde Arnim Zola tarafından 1984 olarak söylenmişti. Filmdeki tek farklılık elbette bu değildi. Red Guardian Natasha'nın eski eşi olmasına rağmen Black Widow'da babası rolüyle karşımıza çıkıyor. Melina çizgi roman romanlarda Natasha'nın düşmanı Iron Maiden olurken burada da annesi rolüne getirilmiş. Aynı şekilde Yelena da sadece Black Widow programıyla eğitilmiş bir ajan ve Natasha'nın en büyük rakiplerinden bir tanesi olurken burada aynı ailede büyümüş olduğu kız kardeşi olarak bizlere verilmiş. Filme 1995 yılında Amerika'nın Ohio eyaletinde başlıyoruz. Çok mutlu ve oldukça sıradan bir Amerikan ailesi olarak görünen bu kişilerin ilerleyen dakikalarda aslında sadece sıradan bir aile gibi davranmaları için Dracoff isimli bu adam tarafından görevlendirildikleri ortaya çıkıyor. Kaptan Amerika'nın en büyük rakiplerinden biri olduğunu iddia eden Red Guardian'ın hayatının resmen parlama noktasında olduğu bir zamanda böyle bir göreve çağrıldığı için bu göreve hiç istemeyerek geldiğini öğreniyoruz. Kendisi 3 yılını geçirdiği bu zaman diliminde de boşuna zaman kaybettiğini düşünüyor. Kısa mavi saçlarının altından gerçek kızıl saç rengi çıkmaya başlayan bu kız çocuğu, Natasha Romanoff'un küçüklüğünü canlandıran Ever Anderson, gerçekte Mila Jovovich'in kızı. Kız kardeşiyle kendi aralarında iletişim kurmak için tatlı bir yol olarak kullandıkları ıslığı da filmin sonunda birbirlerini son kez gördüklerini bilmeden vedalaşmak için kullanmaları da çok değerli bir sahneydi. Gerçekten kardeş olmamalarına rağmen kan bağının aslında o kadar da önemli olmadığını bize çok güzel bir şekilde gösterdiler. Alexei'nin hükümetten çaldığı çok önemli ve gizli diskle birlikte kaçmaya başladıktan sonra arabanın radyosunda Don McLean'in American Pie şarkısı çalmaya başlıyor. Yelena'nın en sevdiği şarkı olduğunu öğrendiğimiz bu şarkının 1959 yılında bir uçak kazasında ölen 3 rock yıldızını konu edindiğini biliyoruz. Ve bu yüzden de nakaratında "Öleceğim gün bugündür" şeklinde bir cümle tekrarlanıyor. Her ne kadar bu çocuklara bakmanın 3 yıllık bu gizli görevin vakit kaybı olduğunu düşünse de ilerleyen dakikalarda aslında tüm bunların onun için de önemli olduğunu belirtmek için aynı şarkıyı Alexei'nin de Yelena'ya mırıldandığını görüyoruz. İlk Avengers filminde Loki Natasha'yı geçmişiyle vurmak ve onu sinirlendirmek istediği için Dracoff diye bir adamın kızından bahsediyor. Ve o Dracoff ile ilk kez burada Küba'da karşılaşıyoruz. Biraz sonra da kızının kim olduğunu göreceğiz zaten. Efsane Nirvana grubunun 1991 çıkışlı Smells Like Teen Spirit şarkısının Think Up Anger cover ile başlıyoruz. Ve bu şarkının sözlerinde Red Room denilen yerde kısmen kendi istekleri dışında birer canavarlara dönüştürülen Black Widow'ları tarif ettiği bazı cümlelere rastlayabilirsiniz. Bu şarkı çalarken görüntüler arasında Paskalya, yılbaşı gibi özel günlerde çekilmiş bazı videolara da rastlıyoruz. Ki Natasha bu görüntülerin her birinin kurmaca olduğunu ve tek bir gecede çekildiğini söylemişti. En başta kaçmaları gerektiği sırada Melina'nın vakit kalmadığı için Natasha'nın almasına izin vermediği fotoğraf albümünü daha sonra kendisinin alıp sakladığını görüyoruz. Demek ki tüm bunlar onun içinde bir gizli görevden çok daha fazla şey ifade ediyormuş. Ardından 1995 yılından Civil War'dan hemen sonrasına, 2016 yılına geliyoruz. Bu sırada Thaddeus Ross, Natasha'nın Sokovia Anlaşması'nı ihlal ettiğinden, aynı zamanda Clint, Sam ve Scott'ın elinde olduğundan, Steve Rogers'ın da kaçak olduğundan bahsediyor. Bu arada Scott'ın ismini kullanmayıp inanılmaz derecede küçülen suçlu olarak bahsetmesi de çok komik bir detaydı. Sonrasında Natasha bir şekilde izini kaybettirmesi gerektiği için Norveç'e giden bir feribota biniyor ve bu sırada Yelena ise Fas'ta başka bir görevle meşgul. Şu kadınla dövüştüğü sırada kullandığı bıçak tekniği bana Game of Thrones'un önemli sahnelerinden birini anımsattı. Natasha'nın yeni bir hayat kurmasına, en azından bir süre vakit geçirebilmesi için Norveç'te yaşamasına ve film boyunca birçok şeye yardım eden bir arkadaşı var, Mason. Mason'ın Natasha'ya yeni çıkarttığı kimlikteki Fanny Longbottom ismini After Credit sahnesinde Yelena'nın köpeğine verdiğini görüyoruz. Come on, Fanny. Bu arada aralarında Budapeşte'nin nasıl telaffuz edildiğine dair küçük tatlı bir anlaşmazlık yaşanıyor. Mason, Clint gibi İngilizce halini kullanmayı tercih ederken It's Budapest. Budapest. You and I remember Budapest very differently. Natasha daha çok Macarca'ya yakın bir şekilde, hatta Türkçe'ye de benzer bir şekilde telaffuz ediyor.
Budapest? No, it's Budapest. Budapest. Kendisi Natasha'ya şöyle bir cümle kuruyor. I have friends. People who have friends don't call me. Biraz önce General Ross'un söylediği cümle üzerine arkadaşlarının bir kısmı hapiste, bir kısmı kaçak ve bir kısmıyla da araları limoni olduğu için Natasha bu cümleye bence içten içe üzülüyor. Bu arada Norveç'te geçen sahneler ve sinematografi gerçekten çok güzeldi. Sonrasında kötü karakterimiz Taskmaster ile karşılaşıyoruz. Kendisi bu sırada Civil War filminde izlediğimiz Black Panther ve Hawkeye'in dövüşlerini izlemekle meşgul. Biliyorsunuz Taskmaster'ın olayı fotoğrafik bir hafızaya sahip olmak ve refleksleri kopyalayıp gerektiği yerde gerektiği şekilde kullanmak. Filmin yazarları bu karakterde de büyük bir değişikliğe gitmeyi tercih etmiş. Çünkü Taskmaster çizgi romanlarda Anthony Masters isimli bir erkek. Eski bir SHIELD ajanı ve bir paralı asker. Burada ise Antonia isimli Dreykov denilen bu adamın kızı. Filmde beğendiğim şeylerden bir tanesi de Taskmaster'ın karşımıza çıkarılma şekli oldu. Böylece yıllardır süregelen Budapeşte mevzusunun temelini öğrendik ve bize hikayesi sağlam bir düşman vermeyi başardılar. Dövüşürken kullandığı hareketler, yaptığı küçük göndermeler de çok başarılıydı bence. Mesela şu bıçak hareketi Winter Soldier'ın sık sık kullanmış olduğu bir hareket. Black Panther'dan, Clint Barton'dan, Steve Rogers'ın kalkanı fırlatma şeklinden ve Natasha'nın kendisinden bazı tanıdık hareketler görmek de gayet güzel detaylardı. Ayrıca tüm bu dövüş tarzını kopyalama olayı Civil War'da Iron Man'in Captain America'nın dövüş yeteneklerini çözebilmek adına kullandığı bir taktikti. Ama bu demek olmuyor ki Taskmaster başarılı bir düşman. Evet, Black Widow operasyonuyla Natasha'nın Budapeşte geçmişiyle bağlanma şekli gerçekten çok güzeldi. Yine de yeterli geldiğini düşünmüyorum, bir şeyleri eksikti sanki. Kış askeri de aşağı yukarı benzer özellikler taşıyan birisi olarak karşımıza çıkmıştı. Hatta filmin içerisinde de Winter Soldier programından birkaç kez bahsedilmişti. Ama bu karakterle kış askerini herhangi bir konuda kıyaslayamam bile. Bu arada konusu açılmışken film boyunca bir yerlerden Bucky'nin çıkmasını bekledim. Bunu daha önce de söylemiştim. Bucky, Natasha'nın geçmişinde gerçekten önemli bir yere sahip birisi. Çizgi romanlarda Natasha dövüş eğitiminin bir kısmını Bucky'den öğreniyor ve aralarında gerçekten uzun süren bir aşk yaşanıyor. Çizgi romanlarda birçok şey yaşanıyor ve Natasha ile iletişim kuran bir sürü karakter var. Hangi birini göreceğiz diyebilirsiniz. Ama önceki filmlerde aralarında bir şeyler yaşandığını zaten Natasha bize kendisi anlatıyor. En azından küçücük bir flashback'le birlikte görebilirdik diye düşünüyorum. Film vizyona girdiği gün Jeremy Renner Instagram'dan Black Widow'u beğendiniz mi şeklinde bir story paylaştı. Bu paylaşım üzerine sonunda Budapeşte mevzusunun açıklığa kavuşacağını ve Clint Barton'ı da filmde göreceğimizi ummuştum. Budapeşte'nin ne anlam ifade ettiğini öğrendik ama maalesef Clint Barton'ın sadece sesini duymakla ve Budapeşte'deki evde bıraktığı ok izleriyle yetinmek zorunda kaldık. 3-5 saniye de olsa görünmesini beklerdim. Film burada da beni birazcık üzdü açıkçası. Norveç'teki gizli ve sıkıcı hayatında Natasha repliklerini ezberlediği Moonraker filmini tekrar izliyor ve elinde sarı bir saç boyası tuttuğunu görüyoruz. Filmin sonunda ve Infinity War'da gördüğümüz saçlarını sarıya boyama fikrine de burada karar vermiş demek ki. Ardından minik evindeki bir problemden ötürü yola çıkmak zorunda kalan Natasha hiç beklemediği bir anda bir problemle karşılaşır. Ancak Taskmaster'ın hedefinin Natasha değil, elindeki çanta olduğunu öğreniyoruz. Natasha ile dövüştükleri sırada kullandığı şu hareketi de belki de internette yayınlanan Spider-Man videosundan görmüş olabilir. Bu çantanın içerisinde de son derece önemli serumlar ve kaçmadan önce Natasha'nın kardeşi Yelena'ya verdiği fotoğraflar bulunuyor. Budapeşte'ye geldikten sonra yıllar boyunca görüşmeyen iki kız kardeşin birbirlerini selamlama şekilleri oldukça ilginç. Buradaki dövüş sahneleri oldukça başarılıydı bence. Filmde beğendiğim şeylerden biri de dövüşler oldu zaten. Bizimkilerin konumlarının saptanması üzerine kız istememesine rağmen Dreykov'un bu kızın ölümüne sebep olmasıyla birlikte Natasha bu konunun peşini elbette bırakmamaya karar veriyor. Yine bazı kovalamacı sahnelerinden sonra Taskmaster'dan başarılı bir Clint Barton hamlesi izliyoruz. Natasha ve Yelena bir metro istasyonunun içerisinde başarılı taklitçimizden kaçmaya çalışırken yıllar öncesinde Clint ve Natasha'nın bu küçücük alanda birlikte 2 gün geçirdiklerini öğreniyoruz. Ki zaten duvarda adam asmaca gibi bazı oyunlar oynamışlar ve Clint'e ait bazı ok işlemeleri de bulunuyor. İki kardeşin tekrar bir araya gelmesi ve bazı sahneler kesinlikle düşündüğümden daha komikti. Özellikle Yelena konusunda çok büyük şüphelerim vardı açıkçası. Muhtemelen uzun bir süre aramızda olacak bu yeni karakteri sevimli küçük bir kız kardeşi olarak göstermek çok mantıklı olmuş. Eğer kasıntı ve kendini beğenmiş birisi olarak görseydik çok büyük tepki toplayabilirdi bence. Ayrıca Yelena'nın ailesine dair oluşturduğu alternatif geçmiş, ablasının bir fen öğretmeni olması ve ailesinin Ohio'da yaşıyor olması gibi detaylar çok tatlıydı. Filmin sonunda ve Infinity War filmi boyunca Natasha'nın üzerinde gördüğümüz bu çok cepli yeleğin sahibinin Yelena olduğunu öğreniyoruz. Kardeşinin söylediği gibi Natasha da bu kullanışlı yeleği çok beğenmiş olabilir, evet, ama almasının asıl sebebi aslında onun da Yelena'ya çok değer veriyor olması. Biraz Red Guardian'dan bahsetmek
istiyorum. Aslen Rus hükümeti için çalışan bir pilot olan Alexi, Amerika'nın geliştirdiği süper asker serumundan sonra Sovyetlerin geliştirdiği ve Kaptan Amerika'nın karşısına çıkabilecek en güçlü adaydı. Ve bu yüzden de çizgi romanlarda aralarında kimin daha iyi olduğunu kanıtlamak adına büyük bir çekişme yaşanmış. Burada da aslında benzer bir şekilde tek taraflı bir gerginlik mevcut. Parmaklarının üzerinde Karl Marx dövmesi bulunan Red Guardian, 1983 ve 84 yılları arasında Kaptan Amerika'yı yenilgiye uğrattığından bahsediyor. Bunun olması neredeyse imkansız diyebiliriz çünkü bu adam neredeyse 70 yıl boyunca buzun altında yaşamış. Yani Alexi'nin söylediği yıllarda çarpışmış olmalarının imkanı yok. Belki şöyle bir şey olmuş olabilir, Steve Rogers sonsuzluk taşlarını bırakmak için geçmişe döndüğü ve orada yaşayıp günümüze geldiği, yani hayatını buz kütlesinin içinde geçirmediği versiyonunda gerçekten Alexi ile bir yerlerde denk gelmiş olabilirler. Tabii Red Guardian'ın biraz atıyor olma ihtimali de çok yüksek ama eğer böyle bir olay gerçekleşmişse bile benim aklıma başka bir seçenek gelmiyor açıkçası. Aynı şeyi Ursa isimli bu adam da söylüyor. Bu adam aynı zamanda çizgi romanlarda Ursa Majors, Sovyet süper askerlerinden bir tanesi ve bir mutant. Hatta The Winter Guard isimli bir ekip içerisinde bir süre Red Guardian'la birlikte çalışmışlar. Bu arada Red Guardian'ın kaldığı hapishanenin ismi de Seventh Circle olarak görünüyor. Aynı zamanda Daredevil ve Punisher'ın da aynı isme sahip bir çizgi roman sayısı var. Alexi ile konuşurken Yelena'nın bahsettiği Crimson Dynamo ismi de bu Winter Guard ekibinin başka bir üyesi. Crimson Dynamo çizgi romanlarda Anton Vanko isimli bir adam. Iron Man'in ilk düşmanlarından birisi olarak biliniyor. Ayrıca Anton Vanko'yu Iron Man'in ikinci filminde Ivan Vanko'nun babası olarak görmüştük. Zaten Natasha da ilk olarak Iron Man için bir düşman olarak tasarlanmış. Daha sonra karakter çok sevilince Avengers ekibine dahil etmek istemişler. Natasha ile bağlantılı bir ismi kullanarak da çizgi romanlara böylelikle küçük bir göz kırpmışlar. Natasha'nın süper kahraman pozundan sonra Alexi'yi hapishaneden kaçırmayı başarırlar ve hep beraber domuzlar üzerinde deney yapan Melina'nın çiftliğine gelirler. Yaşadıkları ve belki de mutlu oldukları tüm çocukluklarının kurmaca olduğunu öğrendikten sonra tatlı bir aile görüntüsü yakalamak elbette çok zor ve üzerine bir de aradan çok uzun bir zaman geçmiş. Yine de Alexi ve Melina'nın hala gerçek bir ailelermiş gibi davranmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Melina çizgi romanlarda aslında kötü bir karakter. Eğer bu karakterlerin geçmişini dinlemek isterseniz onlar için ayrı bir video yapmıştım, ona da şuradan gidebilirsiniz. Kendisinin bu filmde de bir yanlış yapmasını bekliyordum ve Dreykov'un adamlarını çağırarak beni şaşırtmamış oldu. Ama sonrasında Natasha ile yaptıkları küçük şekil değiştirme numarası herkes gibi beni de şaşırtmayı başardı tabii ki. Aslında plan birazcık aceleye gelmiş gibi de duruyordu. Çünkü biraz önce bizimkileri yakalatmak için destek çağırmış birisinin Natasha ile 2 saniye konuştuktan sonra fikrini değiştirmiş olması biraz garip geldi bana. Dreykov'un bulutlar içerisindeki Red Room tesisine geldikten sonra yaşananlar da biraz garibime gitti. Mesela diğer videoların Natasha'yı ölesiye dövmeleri, sonrasında serumu yedikten sonra kendilerine gelmelerine rağmen kadından bir özür bile dilememeleri canımı çok sıktı. Bu kadın sizi buraya kurtarmaya gelmiş, yani kadının burnunu dağıtmışsınız. Ayıldıktan sonra suratına bakarak söylediğiniz ilk şey şimdi ne yapacağız mı oluyor gerçekten? Bunun yanında Alexi'nin kızlarıyla konuşmaya çalışması ve onda kulaklık olmaması gibi hafif komik anlar yaşanması filmden biraz da olsa pozitif çıkmama sebep olan şeylerdi. Gerçekten aralarındaki iletişim çok sevimliydi ve kesinlikle bunda David Harbour'un çok büyük payı var. Natasha'nın kırılan burnunu düzeltmesinin ardından tüm videolara ait bilgileri aldığını ve Dreykov'un Red Room tesisinin patlamasıyla birlikte yok olduğunu görüyoruz. Havada çarpışma sahneleri Natasha'nın Norveç'teyken izlediği Moonraker filmiyle neredeyse birebir benzerlikler taşıyor olmasının dışında en başta da dediğim gibi aksiyon sahneleri gayet başarılıydı. Her şey bittiğinde şu kısımda ailesinin de ona yardımcı olmasını isterdim. Tek başına kalması beni biraz üzdü açıkçası. Sonraki sahne çok daha üzücüydü. Artık sarı saçlarıyla ve yeleğiyle birlikte ikinci ailesini bir araya getirmeye giden ve ölüme gittiğini bilmeyen bir Natasha izliyoruz. Jet'e giderkenki yürüyüşüyle ve Avengers müziğinin girmesiyle birlikte kendimi tutamayıp bir iki damla gözyaşı dökmüş olabilirim. Siz de benim gibi ağlayanlardan mısınız yoksa bu sahne yeterince duygusal gelmedi mi? Yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Ateş böcekleriyle başlayan filmimiz yine ateş böcekleriyle birlikte sona eriyor ve yine her Marvel filminde olduğu gibi bir tane de after credit sahnemiz bulunuyor. Köpeği Fanny ile birlikte ablasının mezarına gelen Yelena'nın da burada başka bir ziyaretçisi var. Daha öncesinde Falcon and the Winter Soldier'ın 5. bölümünde karşımıza çıkan Valentina'yı orada John Walker'ın hükümete karşı duruşunu destekleyen tavırlarıyla izlemiştik. US Agent kimliğiyle karşımıza çıkan John Walker ile birlikte gözden kaybolmuşlardı ve o bölümün incelemesinde de söylemiştim. Valentina kötü süper kahramanlardan
kişiden oluşan Thunderbolt ekibinin temelini atmaya çalışıyor olabilir. Çünkü bu kadının geçmişi çizgi romanlarda pek de parlak değil. Madame Hydra kimliğiyle birlikte çift taraflı bir ajan olduğunu, Nick Fury ile birlikte bir dönem aşk yaşadıklarını ve Kaptan Amerika ile flörtleştikleri için Steve'in o dönemki sevgilisi Sharon Carter ile Valentina'nın aralarının bayağı bir açık olduğunu biliyorum. Bunlar dışında bu kadın gerçekten başarılı bir ajan. Clint'in Natasha'yı öldüren kişi olduğunu söyleyerek Yelena'yı ablasının intikamını alması için ikna etmeye çalıştığını gördük. Falcon and the Winter Soldier'da süper asker serumlarının peşinde olduğu çok belliydi. Onun gibi serumlara çok düşkün bir kişi daha var. Thaddeus Ross. Bu adam da çizgi romanlarda Red Hulk olarak biliniyor. Ancak Hulk karakteri de Spider-Man gibi biraz problemli telif haklarına sahip olduğu için ne Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu solo bir Hulk filmi izleyebildik ne de Hulk karakteri ve onun düşmanları şimdiye kadar kendisini yeterince bu evrende gösterme fırsatı bulabildi. Valentina'nın Falcon and the Winter Soldier'da John Walker'ı yanına aldığını, aynı zamanda Thunderbolt ekibinin başka bir lideri olan Baron Zemo'nun da Wakanda'daki hapishaneden bir şekilde kaçmış olabileceğini, bu olayda da yine Valentina'nın parmağı olabileceğini konuşmuştuk. Şimdi de o ekibi Yelena'yı dahil etmeye çalışıyor olabilir. Bence bu kadının Thaddeus Ross için çalışıyor olma ihtimali de çok yüksek. Yelena zam istediğini söylediğinde verdiği şu tepkiye bakın. I want a raise. Oh yeah, you and me both. Demek ki o da birisi için çalışıyor. Clint Barton'ın hedef haline gelmesiyle birlikte böylelikle bu senenin sonunda yayınlanması planlanan Hawkeye dizisine de bir pencere açılmış oldu diyebiliriz. Benim Black Widow hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Siz bu film hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Black Widow Natasha Romanoff'a yakışır bir veda filmi miydi? Ya da beklentilerinizi karşılamayı başarabildi mi? Düşüncelerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.